Şimdi Nalan Hanım, evet bu hafta bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı, düzeltiyorum, bir açıklama oldu Cumhurbaşkanı'ndan. EYT ile ilgili bir açıklama yaptı. Ve dedi ki, tekrar hatırlatacak olursak, şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buradaki ücret politikamızda ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeler gerek EYT, bütün bunlar arka arkaya, yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız açıklamasını yaptı. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz bu açıklamayı? İkinci kez Cumhurbaşkanı bu açıklama yaptı ama buradaki detay ilk kez EYT'yi kullandı. İyi akşamlar Murat Bey, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah güzel bir izleyici kitlesiyle ve güzel sorularla birlikte yine faydalı bir program olmuş olur. Sayın Hissediyorum Cumhurbaşkanımızın bugün rekoru kıracağız. En son 850'lere İnşallah. kadar çıkmıştık. Öyle bir hissiyatım var, bakalım. İnşallah Buyurun. Murat Bey. Sayın Cumhurbaşkanımız dediğiniz gibi ikinci kez EYT'yi kullandı. İlk yayınında tam yetkili olanın Sayın Bakanımız Vedat Bilgin olduğunu söylemişti ve çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Geçen gün sorulan soru üzerine de yine sizin az önce açıkladığınız tarzda yılbaşında artık 2023'e mağduriyetlerin olmadığı şekilde gireceğiz, çözümlerle gireceğiz diye kendisi de söylemiş oldu. Biz zaten bütün görüşmelerimizde aldığımız duyumları, yapılan görüşmeleri olduğu gibi sizin yayınlarınızda aktarmıştık. Söylenen hep aynı şey. Her ne kadar bizleri karalamaya çalışan, farklı tarzda algılar yaratmaya çalışan arkadaşlarımız olsa da ama artık sonunda Cumhurbaşkanımız da bizim söylemlerimizle birebir örtüşen aynı şeyi söylemeye, dillendirmeye başladı. İnşallah biz hep aynı şeyi söylüyoruz. 2023'e mağduriyetlerin bittiği bir yıl olarak girmiş olacağız nasipse. 2022 Aralık ayında da bu iş artık bitmiş olacak.